Yaşadığımız bu tabiatta gerçekten bizi şaşırtacak çok fazla şey var. Fakat bazı şeyler var ki onlar diğerlerinden biraz daha farklı. Onlara yeterince şaşırmadığımız şeyler diyorum. Mesela papağanların konuşması gibi. Hayret verici bir olay olmasına rağmen insanların çoğu bunu son derece normal karşılıyor. Bu da beni hep şaşırtmıştır. Nasıl olur da bu tip şeylere bu kadar az şaşırıyoruz? Siz beğen butonuna basarken ben de sizi tabiattaki aslında en hayret verici şeylerden biri olan konuşma üzerine bir yolculuğa çıkarayım. İyi seyirler. Papağan örneğini vermemin sebebi aslında herkesçe bilinen ve kanıksanmış bir olgu olmasından dolayı. Yoksa mesele konuşmak veya insan dışındaki canlılar için daha doğru ifadeyle taklit etmek söz konusuysa, bu konuda papağanlardan çok daha yetenekli olan canlılar var. İnsanları hayvanlardan ayıran en önemli farklar arasında karmaşık dil kullanımı, soyut düşünme yeteneği, kültürel gelişim ve teknoloji üretme kapasitesi gibi özellikler sayılabilir. Fakat sorulduğunda genelde verilen cevap nedir? Konuşmak, öyle değil mi? Düşünmek ve konuşmak. İnsanlar karmaşık dil sistemleri aracılığıyla soyut kavramları ifade edebilir, geleceği planlayabilir ve geçmiş olayları detaylı bir şekilde anlatabilirler. Ayrıca insanlar bilgiyi nesilden nesile aktarabilir, bu sayede kültürleri ve bilimlerini geliştirebilirler. Teknoloji üretme ve kullanma yeteneği, insanların çevrelerini kendi ihtiyaçlarına göre şekillendirmelerini sağlar. Bu özellikler, insanları diğer tüm hayvan türlerinden farklı kılar ve insanın biyolojik sınıflandırmasını aşan bir özelliğe işaret eder. Fakat bu her zaman böyle değildi. İnsan türünün konuşabilme yeteneğinin evrimi, gırtlağın anatomik değişimleri ve beyin gelişimiyle yakından ilişkili. Bu süreç, milyonlarca yıl süren evrimsel değişiklikleri içerir ve insanların karmaşık dil sistemlerini kullanabilmesinin temelini oluşturur. İnsanlarda gırtlağın diğer primatlara göre daha aşağıda yer alması, karmaşık ses üretimini mümkün kılıyor. Bu anatomik özellik, insanların geniş bir ses aralığı üretmesine ve dolayısıyla konuşma sırasında farklı sesleri çıkarabilmesine olanak tanıyor. Diğer primatların aksine insan gırtlağının bu şekilde benzersiz konumu daha karmaşık seslerin ve dolayısıyla dilin gelişimine katkıda bulunuyor. Konuşma yeteneği sadece gırtlağın anatomik yapısına bağlı değil, beyin gelişimi de bu süreçte kritik bir rol oynuyor. İnsan beyninin özellikle Broca ve Wernicke bölgelerinin dil işleme ve üretiminde önemli görevleri vardır. Bu görevlerin evrimi insanların karmaşık dil yapılarını anlamalarını ve üretmelerini sağladı. Dilin evrimi yalnızca biyolojik evrimle de sınırlı değil. Kültürel ve sosyal faktörler de bu süreci şekillendirdi. İnsan topluluklarının sosyal yapısı, iletişim ihtiyaçları ve kültürel gelişimleri dilin karmaşıklığını ve çeşitliliğini arttırdı. Dil, sosyal bağları güçlendirmenin, bilgiyi aktarmanın ve grup içi işbirliği sağlamanın bir aracı olarak evrimleşti. Özetle insan türünün konuşabilme yeteneği, gırtlağın anatomik yapısının yanı sıra beyin gelişimi, genetik faktörler ve kültürel evrimin bir sonucudur. Bu karmaşık süreç, insanların diğer canlılardan ayrılarak karmaşık dil sistemlerini geliştirmelerini sağlamıştır. Dilin evrimi, insan evriminin en dikkat çekici yönlerinden biri olup, sosyal organizasyon, kültürel gelişim ve bilişsel yeteneklerimizin temelini oluşturur. İnsanın konuşabilme yeteneği, dünya genelindeki birçok kültür ve mitolojide farklı şekillerde ele alındı. Bu mitler, dilin ve konuşmanın kökenlerini açıklamada bir izah işlevi görüyor ve genellikle tanrıların, doğaüstü varlıkların veya kutsal olayların insanlara dili bahşettiği fikrini içeriyor. Antik Mısır'da bilgelik tanrısı Tot, yazı ve dilin tanrısı olarak kabul edilir. Tot'un hiyeroglif yazıyı icat ettiği ve insanlara bilgi ve dilin sırlarını öğrettiğine inanılırdı. Bu, dilin tanrısal bir armağan olarak görüldüğü ve medeniyetin gelişiminde kritik bir rol oynadığı anlamına geliyor. Yunan mitolojisinde Hermes, iletişim, dil ve yazının tanrısıdır. Hermes'in insanlara alfabe,
dil ve yazıyı öğrettiğine inanılır. Ayrıca Prometheus'un insanlara ateşi getirmesiyle birlikte bu eylemin insan medeniyetinin ve dilin gelişmesini simgelediği düşünülür. Hristiyan inancında Babil Kulesi efsanesi, dilin kökeniyle ilgili önemli bir hikayedir. Bu hikayeye göre insanlar tek bir dil konuşuyor ve göğe ulaşacak bir kule inşa etmeye çalışıyorlardı. Tanrı bu girişimi kibirli buldu ve insanları cezalandırmak için farklı dillere bölerek anlaşmazlığa ve dağılmaya neden oldu. Bu olay, dünyadaki dil çeşitliliğinin mitolojik kökeni olarak görülüyor. Hindu mitolojisinde Sarasvati, bilgelik, müzik, sanat ve dilin tanrıçasıdır. Sarasvati'nin dil ve konuşma yeteneğini insanlara verdiğine ve böylece yaratıcılığı ve bilgeliği teşvik ettiğine inanılır. İslam inancına göre ise Allah Adem'e konuşmayı doğrudan öğretti. Kur'an'da Allah'ın Adem'e isimleri öğrettiği ve ona bilgi verdiği belirtilir. Bu, Adem'in sadece konuşma yeteneğine sahip olmakla kalmayıp, aynı zamanda bilgi ve anlayışa da sahip olduğunu açıklıyor. Kur'an'da bu bilgi, Bakara suresinin 31. ayetinde yer alıyor. Ve Allah, Adem'e bütün isimleri öğretti. Sonra bunları meleklere gösterip, sözünüzde doğru iseniz, şunların isimlerini bana söyleyin dedi. Seni tenzih ederiz. Bize öğrettiğinden başka hiçbir bilgimiz yoktur. En kamil ilim ve hikmet sahibi şüphesiz sensin cevabını verdiler. Ey Adem! Bunların isimlerini onlara bildir dedi. Onlara bunların isimlerini bildirince de size ben göklerin ve yerin gizlisini kesinlikle bilirim. Yine sizin açıkladığınızı da gizlediğinizi de bilirim demedim mi buyurdu. Bu ayetler Allah'ın Adem'e dünya üzerindeki varlıkların isimlerini öğrettiğini ve bu bilgiyi meleklere karşı bir delil olarak kullandığını anlatıyor. Bu Adem'in ve dolayısıyla insanlığın Allah tarafından özel bir bilgi ve yetenekle donatıldığını gösteriyor. İslam'da bu olay insanın diğer yaratıklardan üstün bir konumda olduğunun ve Allah'ın insanlara özel bir ilgi gösterdiğinin bir işareti olarak kabul edilir. Bu öğreti aynı zamanda Allah'ın insanlara konuşma yeteneği vermesinin onlara dünyayı anlama ve onunla etkileşimde bulunma kapasitesi verdiğini de gösteriyor. Bu mitolojik hikayeler ve dini anlatılar, dilin ve konuşmanın kökenine dair farklı kültürel anlayışları yansıtıyor ve genellikle dilin tanrısal bir armağan olduğu, medeniyetin gelişimi için kritik bir öneme sahip olduğu ve insan topluluklarını şekillendiren bir güç olduğu fikrini içeriyor. Mitler, dilin sadece iletişim aracı olmadığını, aynı zamanda kültürel kimlik, bilgi aktarımı ve sosyal bağların temeli olduğunu vurguluyor. Mitolojiden halk masallarına, çocuk edebiyatından modern çizgi roman ve animasyonlara kadar konuşan hayvan karakterleri, edebiyatın ve sanatın çeşitli dallarında kendine yer bulmuştur. Bu karakterler, sıklıkla iki ayak üzerinde yürüme, giysi giyme, evlerde yaşama gibi insan benzeri özellikler taşıyarak antropomorfik bir yapı sergilerler. İster gerçekçi, isterse fantastik olsunlar, konuşan hayvanlar, ahlaki dersler vermekten sosyal eleştirilere kadar geniş bir elpazede işlev görürler. Gerçekçi konuşan hayvanlar, masallardan dini metinlere, yerli hikayelerden doğada geçen ergenlik öykülerine, naturalist kurgudan hayvan otobiyografilerine, hayvan hicivlerinden evcil hayvanların maceralarına kadar birçok eserde karşımıza çıkar. Bu karakterler doğanın ve hayvanların dünyasına dair derinlemesine bir bakış açısı sunarken, insanlık durumuna dair benzersiz perspektifler de sağlarlar. Öte yandan fantastik ve daha fazla antropomorfik özelliklere sahip hayvanlar, peri masallarından bilim kurguya, oyuncak hikayelerinden fantezi türüne kadar geniş bir alanda yer alır. Bu tür karakterler sınırları zorlayan, hayal gücünün bir ürünü olarak okuyucuları ve izleyicileri alışılmadık dünyalara taşır ve sıradanın ötesine geçmeye davet eder. Konuşan hayvan karakterleri, edebiyat ve sanatın büyülü dünyasında hem genç hem de yetişkin okuyucuları ve izleyicileri etkilemeye devam ederken, insan doğası ve toplumsal yapılar üzerine düşünmeye teşvik eder. Eğlendirirken öğretir ve bize hayatın çeşitliliğini ve zenginliğini hatırlatır. Konuşan hayvanlar, mitoloji ve kurgusal dünyanın dışında gerçek hayatta da mevcut olan bir kavramdır. Tabiat, insan dilininkine benzer sesler veya jestler üretebilen insan dışı pek çok hayvana ev sahipliği yapıyor. Bazı hayvan türleri veya grupları, yüzeysel olarak sözlü dile benzeyen iletişim biçimleri geliştirmiştir. Ancak bunlar genellikle dil bilgisi, söz dilimi, öz yineleme ve yer değiştirme gibi tanımlayıcı özelliklerden bir veya daha fazlasına sahip olmadıkları için dil olarak kabul edilemezler.
Araştırmacılar bazı hayvanlara işaret diline benzer jestler yapmayı öğretmede başarılı olmuşlardır ama bunun bir dil olarak kabul edilip edilmeyeceği konusunda bir mutabakat yok. Sadece 3 uzak akraba memeli grubunun yani insanlar, yarasalar ve deniz memelileri ve 3 kuş türünün yani papağanlar, ötücü kuşlar ve sinek kuşlarının vokal öğrenme için gerekli beyin yollarına sahip olduğu kanıtlanmıştır. Papağanlar maruz kalma yoluyla insan konuşmalarındaki cümleleri tekrarlar. Kelimeleri uygun bağlamda kullanmayı öğrenen ve insanlarla anlamlı diyaloglar kuran papağanlar da var. Gri bir papağan olan Alex, nesnelerin rengi, şekli, boyutu, sayısı ve benzeri hakkındaki soruları anlıyor ve bunlara tek kelimelik cevaplar veriyordu. Ayrıca bu papağanın varoluşsal bir soru sorduğu da belgelenmiştir. Afrika gri papağanı Alex, Harvard Üniversitesi'nde hayvan psikoloğu olan Dr. Irene Pepperberg'ün 30 yıllık araştırmasına konu olmuştu. Papağanların bilişsel kapasitesine ilişkin çığır açan çalışmayı 1977 yılında başlatan Pepperberg, insan olmayan canlılarda zekaya ilişkin yeni bir bakış açısı sundu. Bu çalışmadan önce bilim dünyasında kuşların primat beynine sahip olmadıkları için karmaşık zihinsel faaliyetlerin üstesinden gelemeyeceklerine dair yaygın bir inanış vardı. Dr. Pepperberg'ün yenilikçi teknikleri sayesinde Alex temel sayılara ulaştı ve yok, aynı, farklı ve büyük küçük kavramlarını anladı. Papağan ayrıca eşyaları, şekilleri, renkleri ve malzemeleri tanımlayan 100'den fazla İngilizce etiket biliyordu. Alex 2007 yılında 31 gibi nispeten genç bir yaşta öldü. Afrika grileri genellikle 50 yıla kadar yaşarlar. Bir başka gri papağan olan Enkisi, özellikle dil yeteneği ve hafıza kapasitesiyle tanınan bir Afrika gri papağanıdır. Enkisi, 1000'den fazla kelimeyi anlayıp kullanabilme yeteneğiyle biliniyor ve bu özelliğiyle dünyanın en konuşkan kuşlarından biri olarak kabul ediliyor. Ayrıca cümle kurma ve uygun bağlamlarda kelimeleri kullanma becerisi göstermiştir. Enkisi'nin yetenekleri, hayvan zekası ve iletişim yetenekleri üzerine yapılan araştırmalara önemli katkılarda bulunmuştur. Kuşların sadece taklit yeteneğine sahip olmadığını, aynı zamanda anlam ve niyetle iletişim kurabilecek karmaşık bilişsel yeteneklere de sahip olduğunu göstermiştir. Enkisi'nin sahibi, sanatçı ve yazar Amy Morgana, kuşunun sıra dışı yeteneklerini keşfetti ve onunla özel bir iletişim ve eğitim süreci geliştirdi. Enkisi'nin hikayesi, hayvanların zihinsel yetenekleri ve insan-hayvan iletişimi konusunda kamuoyunun ilgisini çekti ve bu konuda yapılan bilimsel çalışmalara ilham kaynağı oldu. Kuşun yetenekleri arasında nesneleri tanıma, renk ve şekil gibi özellikleri ayırt etme, basit soruları anlama ve cevaplama, ayrıca belirli kişiler ve olaylar hakkında yorumlar yapma gibi beceriler var. Bu yetenekler onun sadece ezberleme veya taklit etme değil, aynı zamanda öğrenme ve uygulama kapasitesine de sahip olduğunu gösteriyor. 1971 yılında George ve Alice Swallow, Maine kıyılarının hemen açıklarında yavru bir fok buldular. Küçük fok yetim gibi görünüyordu. Bu yüzden onu eve götürdüler ve küvetlerinde tuttular. İlk birkaç gün onu öğütülmüş uskumruyla beslemeye çalıştılar ama o yemeği reddetti. Yeni ailesine güvendiğinde ise o kadar oburca yemeye başlamış ki onu Hoover elektrik süpürgesine benzetmişler. Ve bu isim ona yapışıp kalmış. Küvet için fazla büyüdüğünde Hoover, Swallow'ların evinin arkasındaki küçük bir gölete taşındı. Sadece birkaç ay sonra Hoover, insan bakıcılarının sağlayabileceğinden daha fazla balık yemeye başlayınca Boston'daki New England akvaryumuyla temasa geçtiler ve tesiste ona yer olduğunu umdular. Fok'u akvaryuma tanıtırken George, Hoover'ın konuşabildiğinden bahsetti. Tabii ki o sırada kimse ona inanmadı. Ancak birkaç yıl sonra akvaryumdaki araştırmacılar, Hoover'ın gırtlağından çıkardığı seslerin gerçekten de kelimeler ve cümleler olduğunu fark ettiler. Sık sık insanlara "defol buradan" diyor ya da "nasılsın" diye soruyordu. Adını ve diğer birkaç cümleyi kalın bir Boston aksanıyla söyleyebiliyordu. Akvaryumda konuşan bir fok olduğu duyulduktan sonra medyada sansasyon yarattı ve Reader's Digest, The New Yorker, National Public Radio ve hatta Good Morning America'da yer aldı. Ne yazık ki Hoover, Temmuz 1985'te 14 yaşında doğal nedenlerle öldü. O kadar beğeniliyordu ki Boston Globe'da kendi ölüm ilanını aldı. Geride birçok çocuk bıraktı. Ancak hiçbiri onun eşsiz konuşma yeteneğine sahip değildi. Oklahoma Üniversitesi Primat Araştırmaları Enstitüsü'nden 2 yaşındaki şempanze Lucy,
insan bebeği gibi yetiştirilmek üzere psikoterapist Dr. Maurice Tamerlin ve eşi Jane'in yanına gönderildi. Lucy masada çatal bıçak kullanmayı öğrendi. Kendi başına giyinebildi ve Amerikan işaret dilinden yaklaşık 250 işareti öğrenerek iletişim kurabildi. 1977'ye kadar Tamerlinler tarafından kızları gibi büyütülen Lucy, daha sonra vahşi doğaya uyum sağlaması için yeni bir eve taşındı. Bu süreç onun için çok zorlayıcıydı ve 1987'de ölü bulundu. Lucy'nin hikayesi 2021'de HBO Max tarafından Lucy the Human Chimp adlı bir belgesele konu oldu. Bunun gibi konuşabilen hayvanların örnekleri pek çoktur. Bazı karga türleri, şişe burunlu yunuslar, orkalar, bazı orangutanlar ve daha pek çok hayvan tıpkı insanlar gibi konuşabilme yeteneği sergileyebiliyor. Yani daha anlatacak çok fazla örnek var ama artık videoyu ana fikre bağlayıp sonlandırayım. Bu videomda doğanın en büyüleyici sırlarından biri olan konuşma yeteneğinin, insanı hayvandan ayıran derin çizgisinin aslında o kadar da keskin bir ayrım olmadığını göstermeye çalıştım. Konuşma yeteneği, insanın evreni anlamlandırma, geleceği planlama ve geçmişi hatırlama biçimini kökten değiştiren bir dönüm noktasıdır. Bu yetenek, bizlere soyut düşünme kapasitesi verirken aynı zamanda bilgiyi nesilden nesile aktarma imkanı sunar. İnsanlık tarihindeki bu eşsiz dönüşümü, gırtlağımızın benzersiz anatomik yapısına ve beyin gelişimimizin olağanüstü yolculuğuna borçluyuz. Mitolojik hikayeler ve dini anlatılar, dilin kökenine dair farklı kültürel anlayışları yansıtırken, genellikle dilin tanrısal bir armağan olduğunu, medeniyetin gelişimi için kritik öneme sahip olduğunu ve insan topluluklarını şekillendiren bir güç olduğunu vurgular. Sonuç olarak her ne kadar aradaki çizgi muğlak olsa da konuşma yeteneği hala insanı hayvanlardan ayıran en belirgin özelliklerden biridir. Dil, insan deneyiminin temelini oluşturur ve bizi doğanın diğer tüm canlılarından ayıran eşsiz ve derin bir bağ kurmamızı sağlar. Unutmayın, dil sadece konuştuğumuz kelimelerden ibaret değildir. Aynı zamanda kim olduğumuzu, nereden geldiğimizi ve nereye gittiğimizi anlatan, yaşayan bir tarihtir. Ben Shock Voice. Bunun gibi videoların devamı için videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.